da bir radyetemel pedestal, üstüne tekrar bir mütemadi veya radyetemel benzeri bir temel yapılıyor. Sahaya indiğinizde de göreceksiniz. Sismik izolatörlerimiz bu şekilde. Bu kadar bu şekilde geliyor. Burada biz dilleri takıyoruz. Şurada dört köşede kilitleri var bunların. Bina yükünü aldıktan sonra, kaba inşaat bittikten sonra biz sistemi serbest bırakıyoruz. Ondan sonra sistem devreye giriyor. Fakat inşaat devam ederken olası bir deprem anında sistem otomatik devreye giriyor. Yani biz her iki şekilde de yapıyı koruyoruz. Ama kalibrasyon ayarlarının bozulmaması için sistemi ilk etapta kilitli bırakıyoruz biz. 3 şiddetinde hatta 4-5 şiddetindeki depremlerde otomatik kilitleri açıp sistem yine devreye giriyor. Bu sarkaç modelimiz, bunlarda montaj ve demontajı tasarlanarak yapılmış bir model. 20 yılda bir bakımları yapılır. Bakım esnasında çürüyen, deformasyona uğrayan varsa o bölgeyi noktasal olarak binayı kaldırıp bu izolatörleri aradan çıkarıp yenisini takabiliyoruz. Mevcut binalara da kesip koyulabiliyor. Mevcut binalara da kesip koyuluyor. Fakat mevcut binaların yapısının uygun olması gerekiyor. Evet. Eğer uygun değilse bodrum katlarında güçlendirme yapılması gerekiyor. Ara ara sorabilir miyim? Tabii ki. Kadın doğum hastanesi yapıldı. Zaten Sakarya'daki ilk ve tek izolatörlü bina orası galiba. Evet. Yani oranın projesini ben görme şansım olmuştu. İzolatör yapmak için iki tane kriter vardı. Biri bodrum kat olabilmesi lazım. İki, binada bitişik buzan olması lazım. Dilatasyon olmaması gerekiyor diye. Evet. Sismik izolatördeki amaç taban alanı ne kadar genişlerse bina o kadar güvenli oluyor. Evet. O yüzden dilatasyonu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Yani burada şefim kaç bin metrekarelik taban alanımız var burada? 36 bin metrekare. Taban alanı. 36 bin metrekarelik taban alanı tek blok halinde kalıyor. Soğuk derz olayını nasıl önüne geçiyorsunuz? Onu inşaat grubu arkadaşlarımız betonarmedeki çeşitli kimyasalları kullanarak betonları birleştiriyorlar. Peki, izolatörler tip midir yoksa projeye yüke... Tip yük ve modeline göre değişir. Yani değişir. Aldığı yük, uygulandığı bölge, demin yapısı, üstündeki kat sayısı, yapının kullanım amacı, yani hepsine göre değişir. Çünkü hastanelerde biliyorsunuz bir dinamik, bir statik bir şey. İnsan yükü çok farklı, hareketliği çok farklı. O yüzden modeller ona göre tasarlanıyor. 2 santim demin hareketinden bahsettiniz ya. Evet. Bu izolatörde kaç santime düşüyoruz? Şimdi biz %80 oranda absorbe ediyoruz depremi. Yani 10 şiddetinde bir deprem olduğunda üst katlar 2 şiddetinde, maksimum 3 şiddetinde depremi hissediyor. Onlar da çok hafif bir sarsıntı ve düşey hareketi. Hafif bir yukarı hareket gösteriyor. Yani taban 62 santim gidip geri gelebilir. O yüzden bitişik izan istenmiyor. Bitişik izan yapının tamamına izan istenmiyor. Ama sağında solunda eski yapı varsa ortasındaki yapıya yapılır ama yapı birleştirilmez. Sismik boşluk bırakılması gerekiyor. Alttakinin 62 santim düşüğü mü varsayıyor? İşte sağında solunda 62, sismik hareketle verilen yük 25 santim ise minimum 50 santim boşluk bırakılması gerekiyor. Sismik boşluk bırakılması gerekiyor. Evet. Bizim burada da şimdi mesela hafriyatı yaptık ya biz. Şu an mesela 3 kat, bir cephemiz 3 kat aşağıya iniyoruz. Orada da bizim minimum şu an 75 santim boşluğumuz var. Bina hareket etsin diye. Yani tabana yaklaşık. İzolatörü böyle bir uçak gibi kessek katman olarak ne görüyoruz? Katman olarak ne görüyoruz? Kat plaka. Şöyle ST355. Bu çeliklerin içini konkav bir şekilde oyuyoruz. Evet. Bu saç. Mutfaklarda kullandığımız saçlar var, ekmek saçları. O saç modeline hayal edip o şekilde içlerini oyuyoruz. İçine özel bir krom yerleştiriyoruz. O kromun içine de tam şu merkez noktasına, örneğin şunlarda 30 santim çapında birer disk var. Çelik disk, çelik diskin alt ve üstünde MSM dediğimiz özel bir malzeme var. Yüksek sürtünme ve ısıya dayanıklı bir malzeme. O malzemeyi içine yerleştirip aynı plakadan bir tane de üstüne kapatıyoruz. Deprem esnasında şu üst plakamız sabit durur, alt plakamız hareket eder. O içindeki MSM de sürtünmeyi sağlar. Kaç santimlik bir kesikten bahsediyoruz toplamda? Şeye göre değişiyor. Ortalama. Burada 25. 25. 2,5 santim. Yani şu arada gördüğümüz ürün değil. Aha, evet, şu boşluk. Şu boşluk.
burada 25 milim, içindeki disk 50 milim, iki katı. Çünkü sajların içi oyulmuş durumda. Oyun. İşlem görmüş durumda bu sajların içi. Şu an sistem kilitli herhalde. Kilitli, şu an kilitli. Bunu şuradan kilitliyoruz. Kalibrasyonu yapıp sabitliyoruz onu. Montajdan sonra, bina yükünü aldıktan sonra kilitleri kesip serbest. Bak, deprem anında kendini sistem çözüyor demiş. Çözüyor. Şu kullanılan civataların özellikleri o şekilde tasarlanıyor. En ufak bir sismik harekette kesiyor. Kendi koparıyor. Evet, koparıp atıyor. Bu da... Tamam. Ya bu şeyde kaç tane alacaksın? Şimdiki sana... fiyat 4000 euro diye duydum ama bu daha büyük tabii. Şimdi doğru bir sistemin bakımı var mı acaba? Şimdi bazı firmalar 20 yılda bir tane fiyat vermeye başladılar. Çok saçma bir soru bu çünkü burada 4000 euroluk malzeme konutta 2000 euroya düşebilir, 300 euroya düşebilir, 10.000 euroya çıkabilir, 50.000 euroya çıkabilir. Yani proje yani. Yükü belli olmadan yani biz Maurer olarak kesinlikle fiyat vermiyoruz hiç firmaya. Burada yaklaşık maliyet yanlış bilmiyorsam 5 milyon euro. Kaç tane var? 831 adet. Bunun adını çıkıyor. Yani 5 milyon euro. Yani yapıya ne kadarlık fazla bir para? Yani %4-%5 oranla denk geliyor. Tabi bu özel konutlarda ama hastanelerde daha farklı. Yani özel konuttaki de atıyorum 10 katlı, 15 katlı yani sınır yok. Şimdi sınır var. Sınır var. Şöyle, şimdi taban alanı dar olan yerlerde kat sınırlaması vardır. Yani biz örneğin 300 metrekareye kadar 11 kata kadar uygulayabiliyoruz. Ama taban alanı daraldıkça kat sayısını düşürmeniz gerekiyor. Çünkü bu sefer devrilme olayı devreye girer. Sen ürün talep edecek olsak projelendirme hizmeti veriyor musun? Yok. Bunu siz de bir proje firmasıyla çalışıyorsunuz. Size tipini belirtiyoruz. Projeleri bize bildiriyorsunuz. Bizim danışman hocalarımız var. Biz onlarla çalışıp onlar bize tiplerini belirliyorlar. Ondan sonra biz fiyat veriyoruz.